İstanbul ve başkentten manzaraları getirdik ekranlara. Bu görüntüleri paylaşıyoruz. Bir İstanbul'a dönelim. Kübra'yı bir görebilir miyim? Yönetmenimden rica ediyorum. Kübra'yı gördük. Yani kentteki son durumu alacağım. Kübra bize aktaracak. Ve dolu bu arada tarım arazilerinde vurduğu şiddetli sağanaksa ev ve iş yerlerinde. Yani gerçekten yurdun dört bir yanını etkiledi. Kıştan kalma görüntüler vardı sanki, öyle söyleyebiliriz. İstanbul'da öyle bu sabah. Çok yağmur aldı. Kübra aktarsın bize hem izlenimlerini, elindeki bilgileri de Zeyla. Hülya Kenek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı uyarı yayınlamış ve su baskınlarına karşı dikkatli olun demişti. Ancak İstanbullular yine bu yağmura hazırlıksız yakalandı. Şu anda Hakan Öztürk'le birlikte Taksim Meydanı'ndayız. İstanbul'da yaklaşık 2 saattir etkili olan sağanak yağış etkisini azaltmamış durumda şu dakikalarda. Taksim Meydanı'nda hayatı etkileyecek derecede bir yağış yok. Burada bir herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ama İstanbul'un her noktası için bunu söylemek çok mümkün değil. Yaklaşık 2 saattir İstanbul'da sağanak yağışın etkili olduğunu sizlere söylemiştik. Yer yer gök gürültülü olan sağanak yağış bazı bölgelerde de dolu şeklinde kendisini gösterdi. Yağmur hala yağıyor diyoruz sizlere. Peki İstanbul'da son durumda, genel bir İstanbul haritasına bakacak olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda su baskınlarına karşı uyarmıştı ve ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Dikkatli olun uyarısında bulunmuştu. İşte o su baskınları İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini gösterdi. Az önce ekranlarınıza getirdik. Bayrampaşa'da can pazarı yaşandı. Bir alt geçidi su bastığı için sürücü oradaki suyu fark edemedi ve suyun içerisine girdi. Araçta 2 kişi vardı. Onları kurtarmak için çevredekiler can havliyle koştular ama metrelerce yükselen bir suyun içerisine girmek çok kolay olmadı. İşte oradaki kişi, 2 kişi araç içerisinden çıkarıldı ama tabii ki can pazarı yaşandı ve o 2 kişi oradan sağ salim çıkarıldıktan sonra da metrelerce yükseklikteki o suyun içerisine araç gömüldü. Korkulan olmadı ama İstanbul'da yağış hala etkisini sürdürüyor ve hayatı da olumsuz etkiliyor, ne yazık ki. Sadece Bayrampaşa'da değil, Fatih'te, Esenyurt'ta, Şişli'de, Ok Meydanı'nda bu benzer görüntüler yaşandı. Birçok noktada rögar kapakları dolduğu için su baskınları meydana geldi. Biz aslında İstanbullular olarak bu görüntülere ne yazık ki alışkınız. Çünkü belli çevre sorunu yaşadığımız için, çöpümüzü dışarı attığımız için sonunu düşünmeden hareket ediyoruz bazı zamanlarda. Bu yüzden de rögar kapakları kapanıyor. Rögar kapakları kapandığı için de yağış kanalizasyona karışamıyor. Bu yüzden de su baskınları yaşanıyor. Özellikle alt geçitlerde de yine kot farkının düştüğü noktalarda da suyun o noktaların, alt geçitlerin suyla dolmasıyla birlikte de su seviyesi yükseliyor ve araçlar suda kalıyor. Bazı noktalarda, bazı ilçelerde ise su birikintileri oluştuğu için araçlar o noktalarda ilerlemekte güçlük çektiler. O noktaya giremedikleri için de anlık trafik yoğunlukları oluştu. Şu anda İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60'a kadar dayanmış durumda. Öğle saatlerinden bahsediyoruz. Yağmur olduğu için de araçlar zaman zaman hızlarını kesmek zorunda kalıyorlar. Bu da İstanbul'da bir trafik yoğunluğuna neden oluyor. Sizlere şu anda Taksim Meydanı'ndan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Sağanak yağış yaklaşık 2 saattir etkisini sürdürüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte ilk önce İstanbul'un Avrupa yakası etkilendi ve şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarına baktığımızda yağmur bulutları İstanbul'un çoğunlukla olarak Avrupa yakasının etkisini gösteriyor. Kısmen de yine Boğaz hattında o renkli bulutları görmek mümkün. İşte o renkli bulutlar radar haritasına göre kırmızı ve sarı renkle ifade edilen bulutlar şu dakikalarda İstanbul'a yağış bırakıyor. Dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün itibariyle aslında İstanbul için bir sarı uyarı yayınlamış ve su baskınlarına karşı İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Sadece su baskını değil, gök gürültülü sağanak yağış zaman zaman etkili olacağı için de yine yıldırım düşmesine ve şiddetli fırtına sebebiyle ulaşımda da aksama olmaması olabileceğine dair bir uyarıda bulunmuştu. Şu dakikalarda henüz İstanbul'da en azından deniz ulaşımında bir aksama yaşanmıyor ama trafik için, araç trafiği için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü az önce de belirtmiştim, İstanbul'da trafik yoğunluğu %60'lara dayandı. İstanbul'un bir kez daha genel haritasına bakacak olursak geçtiğimiz yıllarda da yaşadığımız bir manzarayla yeniden karşılaştık. Şiddetli yağış sonrasında alt geçitleri su bastı. İşte o alt geçitleri su basan noktalardan biri ise Bayrampaşa'daydı. Bir sürücü suyun yükseldiğini fark edemediği için alt geçide doğru yöneldi ve girdiği andan itibaren aslında
korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çünkü yanında başka biri daha vardı ve biraz daha ilerledikleri takdirde aracın suya gömülmesi saniyeler alabilecekti. İşte hemen çevredekiler can havliyle o iki kişinin yardımına koştular. Ekipler bölgeye yönlendirildi ve o iki kişi araç suya gömülmeden saniyeler öncesinde araç içerisinden çıkartıldı. Meteoroloji uyardı diyoruz sizlere, uyarıları aktardık ama peki İstanbullular şu anda ne kadar hazırlar bu yağmura? Biraz da kalabalığı sizlere gösteriyoruz. Kalabalık diyorum sizlere ama tabii yağış olduğu için de artık insanlar biraz daha kapalı noktalara kaçmaya çalışıyorlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla İstanbullular bu yağmura hazırlıksız yakalandılar. Birçoğunda yazlık kıyafetler var, açık ayakkabılar var. Tabii yolda seyyar olarak satılan şemsiyeleri almış İstanbulluları da görüyoruz ama Taksim Meydanı şu dakikalarda biraz daha sakinlemiş durumda. İnsanlar sağanak yağmurdan kaçabilecekleri noktaları arıyorlar. İstanbul'da bir kez daha bakalım. Bayrampaşa demiştik sizlere, alt geçidi su bastı dedik ama sadece Bayrampaşa değil, Esenyurt, Zeytinburnu, Şişli, Fatih, Kağıthane, Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı ve o noktalarda şiddetli olan yağmur ne yazık ki bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu. Dediğimiz gibi şu anda Taksim Meydanı'ndan size bu yayını gerçekleştiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı uyarı yayınlamıştı. İstanbul'un birçok ilçesi bu sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Peki yağış ne zaman İstanbul'u terk edecek? Halen yağış çünkü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağış İstanbul'u çarşamba günü akşam saatlerinde terk edecek. Yani bu da yarını işaret ediyor bizlere Hülya Kenek.